problem Yattara'ydı tahmin ediyorum. Yok, Yattara'yla biz çok çok iyi anlaştık. Yattara'da hiç problem yaşamadık. Tam tersi, olağanüstü iyi anlaştık. Orada bir problem yoktu. Oyuncuların hepsinde hocanın problemli olduğu bir oyuncu ben hatırlamıyorum. Hiçbir oyuncumuz yoktu problemli. Hatta ben buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Rigobert Song gibi olağanüstü bir adamla çalıştık. Song vardı. İnanılmaz bir oyuncuydu. İnanılmaz Song bir karakterdi. Song şehirde kalmalıydı değil mi hocam? Kalmalıydı. Kalmalıydı. Yani Song ben de onu çok lider bir oyuncuydu. Antrenmanda bir gün hatta bir oyuncuyla çarpıştılar. Kalktı, aferin dedi, böyle yapacaksın. Song'un da ağzı patladı yani. Aferin dedi, böyle yapacaksınız. Çekinme. Genç oyuncuya özellikle çok iyi davranır. Egemen, hocam, bir... Egemen mesela bu konuda çok gençti o zaman. Çok önemli yani. Bir oyuncu. Egemen önemli bir profildir. Hocam çok soruluyor yine. Bir arada bir istifa ettiğini söylendi. Haber çıktı, ya yalanlandı bizim, falan. Bizim oradaki biliyorsun medyada bir takım şeyler dönüyor dönemde. Maalesef, yerel medya. Yerel. Vallahi Trabzon aslında, zor bir şehir. Ben onun şey, medyasına bakın, baktığım zaman o manşetler çok ürkütücü. Ben Trabzon'da Trabzon çok mutlu oldum. Yerel basınca zor Trabzon'u yani. Hakikaten çok sevdim. Çok ayrıcalıklıdır benim için Trabzon. Evet. Evet, Trabzon dendiğinde hakikaten burnum direği sızlar. Çok severim Trabzon'u. Eksik kalmış mıdır diyorsunuz oradaki işler? Trabzon'da işleriniz. Problem şudur. Kerameti kendinden bilmektir. Trabzon fakat tabii ki futbolu biliyorlar. Tabii ki futbolla ilgili yatıp kalkıyorlar. Futbol onların hayatları. Ona saygı duyuyorum. Sokağa çık, herkes futbol konuşuyor. Futbol çok önemli bir şey. Doğru. Ama en önemli öyle, şey belki de Trabzon'da. Öyle bir bazı tutku var ki, öyle büyük tutku var ki, bu tutku sizi maçın sonunda öldüren aldığınız sevgi. Maçın sonunda aldığınız sonuç, inanın bana, şehrin üstünde hissedeceğiniz bir sonuçtur. Eğer galip gelmişseniz renkler parlaktır. Eğer mağlup olmuşsanız o renkler donar. Evet. Trabzon bunu yaşar. Nefes alır. Siz de bunun fotoğraflarını çekerdiniz. Bana fotoğraflarını çok çekerdim. Trabzon'da çektiğiniz evet. Fotoğrafları Trabzon'da gösterdiniz. Tabii dönüşümler ve bir takım yenilikler zorlandı, gecikti. Yaşanan özellikle bir kaçan şampiyonluk var ki. İşte bu süreci çok yaraladı. O Fenerbahçe'den hırpaladı. Fenerbahçe'ye kaptırdıkları, kendi sahalarında mağlup oldukları o süreç sonrasında bir travma yaşamışlar. 96. O travma hakikaten çok gereksiz bir uzunlukta bir travma olarak çok uzun sürdü. Evet, 96, çok uzun sürmüş. 96. O takımın dönüşümü de var. O takımın dönüşümünü tabii buradan çok kıymetli, çok değer verdiğim Özkan hocamızın başkanlığı döneminde çok ciddi bir dönüşüm var. Atay başkanı devrettiği Trabzonspor. O dönüşümde Trabzonspor tekrar bir atak tabii. yapıyor. Sonra bizim döneme geliyor. Tabii. Sonra biz iyi bir takım kurduk. O takımla iyi yarıştık. Şampiyonlar Ligi'ni son anda ıskaladık. Hatta şampiyon olabilirdik. Birkaç oyuncu transferinde biraz Yusuf geciktik. Konusu, Yusuf konusu vardı. Yusuf'u alsaydık ben emindim ki şampiyon olacaktık. Biz de emindik. Kendi öz eleştirimizi de yaptık. Ondan zaten sonra, Beşiktaş aldı, şampiyon oldu. Evet, o sene kupayı da aldı. Ertesi yıl aynı kadro hiç bozulmadı. Oraya Burak ilave edilmişti ki biz Burak'ı almıştık. Burak'la da anlaşmıştık. Selçuk'la aynı parayı istediği için bir inat uğruna Burak o sene gelmedi. Bir sene önce gelecekti Burak. Ertesi onun etkisi yıl, olur muydu gelseydi hocam? Çok büyük etkisi olurdu. Ertesi yıl Burak tabii, geldi tabii. O takıma. Burak'a Burak da girdi. Çok olumlu etkisi oldu. O kadro hiç değişmedi. O kadro Burak'ta bir değişim görüyor musunuz hocam şu anda? Burak'ta bir gelişim, bir değişim görüyor ya musunuz? Ya Burak benim çok almak isteyip hep alamadığım ve hep ıskaladığım bir oyuncu oldu. Ama iletişim hep devam etti. Burak çok özel bir oyuncudur. 85 milli takımı İspanya'ya mağlup olup ikinci oldu. Avrupa, İsviçre'de. Burak o takımın orta sahamcısıydı. Ön liberosuydu. Burak ön libero oynar. Antalya'da öyle başladı galiba zaten. Burak, orta saha oynuyordu. Evet. Orta saha oynar, ön libero oynar, kanat oynar, stoper Antalya'da oynar, santrafor oynar. Beşiktaş'a da öyle geldi. Yani Burak çok iyi bir fundamental olan oyuncudur. Burak seçimlerinde bana göre yanlış yaptı. İlk etapta Beşiktaş'a gelmemeliydi, Manisa'ya gelmeliydi. Biz onu çok istedik. Almak üzereydik. Belki bence çok erken gitti Beşiktaş'a. Burak futbol şehri olan Trabzon'da bence çok doğru bir zamanlamada seçimine evet, geldi. Orada zaten kendine onun geldi. Için, yeniden doğdu. Çünkü Selçuk vardı. Hocam onunla çok hocam, anlaşıyordu. Bir şans olacak. Beşiktaş Galatasaray maçı. Burak top kale çizgisinin üzerinde neredeyse. Boş kale. Orada ayağını yere vurdu. O gol atamadı. Ondan sonra bir daha Burak Beşiktaş'ta. Çünkü seyircinin de tahammülü kalmadı. Kendinin kendine tahammülü kalmadı. Ya, o golü yapsa belki başka sevgili, Burak olacak. Ama şans biraz da işte. Sevgili Tuğrul abicim orada... ben hep şunu sorarım. Büyük takımlar özellikle genç oyuncu aldığında niye alıyorsun derim. Sen bu oyuncuya yatırım yapacak mısın? Tahammül sen bu oyuncuya tahammül edip bunu bir proje olarak değerlendirecek misin? Yavaş yavaş artık sorun anlıyorlar. Beşiktaş'a söylediğim onun için işte. Fenerbahçe'de Salih yapmıyor olayında Beşiktaş. Yaptıkları çok hoşuma gidiyor. İnatla hem Aykut Hoca hem takım. Salih de bu arada kötü bir hatayla başladı.
aynı örneği verdim. Samet Antalya maçında gol yedirmişti. Böyle bir yorumumu da yaptım gazetemde. Aynı hoca, bravo, aynı örneği verdim. Bak Aykut Hoca Salih'i işliyor nakış gibi. O konuda çok becerikli ve başarılılar. Ben Samet Hoca'ya şundan kızıyorum.